Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video serisinde Deniz Ege'in 3. kitabının tamamını küçük küçük analizler yaparak çalışacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kitabın notalarını sisteme koymayacağım. Yani görüntü üzerine bindirmeyeceğim. Kitabı temin edebilirsiniz. Sizler kendiniz. Evet, şimdi kitabın ilk başında aksi yönde çalınan gamlar. Burada do majör gamı ilk önce yapıyor. İlk dört ölçüde. Orta do'dan başlıyoruz. Bakın şimdi yapıyorum. Bu şekilde ilk dört ölçüyü yapmış olduk. Bunu daha iyi yapabilmek için, hani daha iyi anlayabilmek için ilk önce sağ eli yapabilirsiniz. Sonra sol eli yapabilirsiniz. İyice oturduktan sonra iki eli birden yapabilirsiniz. Şimdi aynı yönde çalınan gamlar, yine do majör son dört ölçü. Yine burada orta do'muz sağ elde. Sol elde de bir aşağı oktavdaki do'dan alıyorum. Ve aynı notaları bu şekilde çalıyorum. Şimdi bir satır aşağı iniyoruz. Sol majör. Sol majör fa diyez alıyor. Yani bütün fa'larımız diyez olacak. Bunun yeri nasıl? Orta do burada. Do, re, mi, fa, sol. Yine orta do burada. Arkadaşlar, ben bu tarz şeyleri göstermek için hep orta do'yu hedef alıyorum, temel alıyorum. Sol'e geldim. Buradan da bu sol'e geldim ve başlıyorum. Aksi yönde olanı yaptık. Şimdi aynı yönde olanı yapacağız. Yine sağ elimiz bu solde. Sol elimiz bir oktav daha aşağıya gidiyor. Evet, sol majör. Aynı yönde çalınan gamlar kısmındaki gamı çalıyoruz. Satır aşağıya geliyorum. Kitabınızdan takip edebilirsiniz. Re majör. Yine ilk dört ölçü aksi yönde olacak. Orta do'muz burada. Sağ elde re'miz buradan başlıyor. Yine orta do'muz burada. Sağ elde de aynı re'den başlıyoruz. Re majörde de fa'lar ve do'lar, bunların hepsi diyez olacak. Evet, başlıyorum. Sonra aynı yönde re'miz yine burada, orta do'nun yanında. Sol eldeki re'miz de bir oktav aşağıya inmiş. Evet, şimdi bunu yapıyorum. Bakın, yanlışla çaldım. Tekrar do diyez yapacağım. De çalışırken böyle yanlışlıklar yapabilirsiniz. Hemen düzeltebilirsiniz ya da tekrar baştan alabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi burada çok aşırı ayrıntıya girmeden küçük küçük şeylerle bunu örnekleyeceğim bu kitabı. Şimdi fa majöre geçiyoruz bir alt satırda. Kitapta görüyorsunuzdur. Evet. Bu arada benim kitabım da Türkçe edisyon arkadaşlar. Siz de ona dikkat edersiniz. Evet. Fa majör. Fa majör si bemol alıyor. Orta do. Sağ el buradan başladı. Dizek üzerinde görüyorsunuz. Sol elde orta do fa buradan başladı. Şimdi çalıyorum. 4'ten sonra 1 geldi. 4 geldi si bemol'e. Fa majörün böyle bir geçiş tarzı var. Normalde hani daha kolay tonlarda ya da birçok tonda biz 3'ten sonra 1'i dönerken fa majörde 4'ten sonra dönüyoruz. Çünkü şu mümkün değil, şu hareket. Birçok tonda bu değişebilir arkadaşlar. Şimdi bir aşağıda do majör akorlar var. Hemen bir 4 ölçü. Onun yerine bakalım. Orta do'muz burası. Do mi sol 2 vuruş. Bakın üstünde 1 yazıyor. Bu 1. derece demek. Sonra 4. dereceden
Do fa la yani fa majör. Tekrar do mi sol. Sonra V7 diyor. Yani aslında 5. derece. Sol majörün 7'lisi. Sonra tekrar do mi sol. Şimdi onun sağında sol majör akorlarımız var, derecelerimiz var. Onları yapalım. Orta do'muz burada. Sol ile başlıyoruz. Sol si re. Sol do mi. Yani do mi sol'ün çevrimi do majör. Evet. Yine sol si re. Sol majörün 5. derecesi. Re majördür arkadaşlar. V7'si yani 5'li 7'si de. Fa do re. Tekrar sol si'ye geldik. Bu akorları bol bol çalışın lütfen. Re majöre geçtim bir aşağıya. Orta do'm burada. Başladığım re burası. Re fa la. Re sol si. Yani 4. derece sol majör oldu burada. Re fa la. 5. derece la majör 7'li. Sonra tekrar re fa la. Sonra fa majöre geldim arkadaşlar. Fa majör. Orta do'm burada. Fa'yı buradan alıyorum. Evet. Fa majör. Bakın 4. derece si bemol majör. Fa si re olarak çevrim olarak kullandı. Buna 4-6 çevrim diyoruz. Yani 4-6 şeklinde. Tekrar do mi sol. Pardon fa la do. Sonra mi si do. Yani do majör 7'li. 5. derece. Burası da fa la do olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.